Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere kurumsal alanda Excel'le bir çözüm gibi kullanacağınız bir çalışmayı aktarmak istiyorum. Aynı zamanda tabii Excel'in etkin kullanımından, fonksiyonların kullanımından bir işe yarayabilecek bir çözüm olarak da kullanabileceği örneklerden bir tanesi diyelim. Şimdi arkadaşlar, burada bir ürün şeyim var, hani ekranım var diyelim. Seçtiğim ürünün resmi geliyor. Daha büyük olabilir tabii ki. Aşağıda da detayları geliyor. Hani web sitesinde her gün gördüğünüz uygulamalardan bir tanesi diyelim. Tabii bunu ne için kullanabiliriz? Müşterilerimiz, öğrencilerimiz, bayilerimiz, ürünlerimiz, özellikle parçalar üzerinde kullanımını çok görüyorum. Yani çok detaylı parça bilgileri var. Onların resimleri de büyük. Ve bunu seçtiğinizde o parça buraya geliyor, detayları geliyor bu şekilde. Hem kendi içimizde kullanacağımız, belki müşterimizle paylaşacağımız bir bilgi, bir veri tabanı gibi kullanabileceğimiz bir çalışma. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Size şimdi onu anlatmak istiyorum. Ben şöyle düşündüm. Burada önemli olan resimlerle ürünleri getirmek. Ayrıca bir sayfada, ayrı bir dosyada da olabilir. Ürünlerin kodlarını yazarak, kodlar esastır bu tür işlerde, resimlerini işte bir şekilde çekerek veya hazırlayarak hücrenin içine bayağı bildiğiniz şuradan koyuyorum bunları. Çok basit. Örnek verecek olursak, ekle deyip, resim deyip, resim dosyamı seçip buraya getiriyorum. Hani benim makinamda sanıyorum şöyle örnek resimler varmış. Hani bir resmi getirteyim buradan arkadaşlar. Tabii işte size'ını falan yapıyorsunuz. Aynı bu şekilde yapılan çalışma. Bunları buraya yerleştirmenin özel bir şeyi yoktur. Ama getirme durumunda onları bu hücre mutlaka hücrenin içinde olması gerekiyor. Taşmayacak. O hücre içerisinden de bulup bunları getireceğiz. Arkadaşlar diğer aşamasına geçelim. Bunları hazırladık. 100 için, 100 ürün için, 1000 ürün için, öğrenci için, dediğim gibi bayi için, parça kod için, hepsi için yapabiliriz. Üyelerimiz için yine arkadaşlar. Şimdi bir de tabii her bir ürün kodunun daha detaylı marka, model, açıklama vesaire, hani gidebilir, bir sürü detaylar olabilir. İlgili tarihleri, şunları bunları, hani o parçayla ilgili bütün detaylar, gramı, boyutu, öğrenci ise aldığı eğitimleri vesaire, kişi ise bütün bilgileri, doğum tarihi vesairesi. Şimdi gelelim bu ekranı nasıl yaptığımıza. Arkadaşlar ben bunun boşunu hemen elde etmeye çalışayım. Şöyle bir kopya çıkarayım kontrolle. Yok, öyle yapmayalım. Sıfırdan yaratalım. Hazırcılık olmasın. Önemli olan bunu yapmaya çalışmak. Şimdi şurayı şöyle ham alıyorum. Merak etmeyin. Hepsini detaylı bir şekilde yapıyor olacağız. Bakın, ham olarak aldım. Şuna ihtiyacım yok. Hazırlayacağım şimdi birazdan. Şöyle bakayım. X şey önemli. Resim oldukça büyük. Şu kadar var sanıyorum. Hemen böyle bir, ben böyle şey yapıyorum, biçim açısından şey yapsın diye. Ondan sonra onu yapalım, onu beğenmedim. Evet, ondan sonra resim geldi. Hemen bunun tablo özelliğini bozuyorum çünkü ona ihtiyacım yok, sadece biçim olarak aldım. İsterseniz farklı renkte kullanabilirdik. Şunu da siliyorum. Evet. Ürün seç, resim, marka oldu. Resim olan yeri biraz daha büyüteyim. İsterseniz diğerlerini de az bir şey büyütebilirim. Evet. Bold da yapayım. Tabii bunları da sileceğiz. Doğru. Çünkü bunların hepsi formülle gelecek. Evet arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Burası diyelim ki görüntüleme sayfası. Evet.
Gelelim ilk liste kutumuza. Aslında bütün bu teknikler şurada sanıyorum özetlemiştim. Bir de liste kutusu yapma listeler var. O da veri doğrulama içerisinde olacak. Data validation. Arkadaşlar, bu işi yapabilmek için dizin fonksiyonunu bilmemiz gerekiyor. İngilizcesi index kullanımında. Hepsi için videolarımız çok sayıda var sitemizde. Yine kaçıncı fonksiyonu match İngilizcesi parantez içinde gösteriyoruz arkadaşlar. Onun da kullanımı bilmek gerekiyor. Alan adlandırma. Hep anlatıyoruz çalışmalarımızda. Bu ne işimize yarayacak? Bakın işe yarayacağı önemli konulardan birisi bu. Yine liste kutusu yapma. Özel resim yapıştırma gibi bir şey yapmamız gerekecek. Bunlara ihtiyacımız var. Hepsi için ek videomuz var arkadaşlar. Sitemizde ve çalışmalarımızda tek tek anlattığımız şeyler bunlar aslında. Geldim veri, İngilizcesi data. Buradan veri doğrulama, data validation'a geldim. Listeyi seçiyorum. Çok kolay. Yani bu hazırlanabiliyordu biliyorsunuz. Eşittir'le de gelebiliyordu. Ben şu ürünler denen yerden biliyorsunuz bunu hazırlayacaktık. Şuradan sonuna kadar kontrol shift gönderdim. Ve böylelikle ürün listesinin gelmesini buraya sağladım. Hani ben 10 ürün için yaptım. Sizler isterseniz yüzlerce binlerce ürün için bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şunu da biraz koyu bir zemin verelim. Resimler için. Şimdi gelelim resmin burada gösterilmesine. Burada şöyle bir detayımız var. Bir kere bu ürünler resimden herhangi bir tanesini alıyoruz. Ctrl-C diyoruz. Bizim görüntüleme ekranında tam buraya geldik. Buraya bu şekilde yapıştırarak koyuyoruz. Bu kadar. Bu ürünün burada bir adlandırılmış alanla bağlantısını kuracağız. Yani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Diğerinde mekanizmaya bakalım. Bakın üzerine geldiğimde resim 2'den bul getir diyor. Peki resim 2 nedir veya resim diye ben adlandırıyorum. Herhangi bir yere gidelim. Formüller bölümünde ad yöneticimiz var. Bakın resim 2 dediğimiz aslında ürünlerin şuraya bakarak bakın bir indis fonksiyonuyla İngilizcesi index ürün resmini getirmemizi sağlayan bir bul getir. Düşeara ve lookup'a da benzetebilirsiniz ama buradaki kullanımı düşeara da olabilir. İndis ve kaçıncı ile birlikte kullanımını yapmak gerekiyor. Olmazsa onu örnek olarak da sizlere ayrı bir yerde yapar gösteririm. Zaten çok fazla index ve kaçıncı kullanımımız da var. Hem düşey arada arkadaşlar sadece indis olarak, index olarak da var. Şimdi burada indis fonksiyonu bize bu veri alanındaki birinci. Ben size indeksi bir kere daha basitçe anlatmaya çalışayım. Onu bulacak bir isim alanı oluşturuyoruz, tanımlıyoruz. Buradan yeni diye oluşturacağız. Ondan sonra da onu, bu arada sanıyorum onu bozduk. Şuraya gidelim. Evet. Burasını bozmuş olduk. Umarım bozuk. Sorun değil. Bir şekilde yaparız. İndisin kullanımını size basitçe göstermeye çalışayım. Şöyle verilerim olsun benim. En azından şöyle yapayım. Ali Veli Ayşe Fatma. Bakın bu benim veri alanım. Burada istediğimi getirmek istiyorum şuraya. Bakın indise gidiyorum. Hani o getir fonksiyonu. İndis veya index. İngilizce kullanımıyla beraber telaffuz ediyorum. İndis arkadaşlar. İngilizcesi index. Evet. Bakın dizi, satır, sütun. Dizim neresi? Dizi dediğimiz veri alanımız burası. Hangi satırda hangi eleman istiyorum? Örneğin ikinci satırdaki ikinci eleman istiyorum. Demek ki bir satır olabilir, bir sütun olabilir veya bir alan olabilir. Onun istediğinizden istediği elemanı getirmenizi sağlıyor. Bakın buraya veriyi getir.
Biz de indisi kullanarak şurada seçilen ürün neyse bizim liste kutusundan bu ürün seçilen neyse onu buraya getirmek üzere bir indis yapıyoruz. Nereden? Şuranın üzerinden. Yani gelip burada bulup 7'nin o 7'incinin bunun kaçıncı olduğunu bulup 7. elemanı biz indise burayı vereceğiz. B2'den şeye kadar bunları veriyor olacağız ve 7. elemanını bize getir diyeceğiz. O da burası bu ürün kaçıncıysa o da onun kaçıncı anlamına gelecek ve bizim ürünümüz görüntüleme sayfasında karşılığına geliyor olacak hücre içine. Bunları doldurmak kolay. Buraya da tekrardan başka bir indis yazıyor olacağız. Şimdi biz indisimizi geliştirmeye çalışalım. Test edelim. Onu öncelikle bir halledelim. Aşağı tarafı, diğer tarafları daha kolay arkadaşlar. Geldim. Ad yöneticisine gideyim. Yeni diyeyim. Resim 3 diyeyim. Evet, burada dikkatli bir çalışmaya ihtiyaç var. Umarım bir seferde yaparız. Yapamasak da artık bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Hatam da olsa. Şimdi indisi yazıyoruz. Burada fonksiyon kullanamıyoruz. Ha, bir yerde yapılıp getirilip buraya konabilir aslında. Hayatı zorlaştırmış oluyoruz böyle yaparak da. Ama yazalım şimdilik girdik içine. Hani başka bir yerde indis formülünü kurup buraya da getirip yapıştırılabilir. Çok da problem değil. Resim 3 adlı bir alan oluşturuyoruz ama bir adres getirecek bize şunun karşılığı olan resim. Yani listede gelip bu ürünler listesinde ilgili ürün kodunu bulup yanındaki resmini alıp getirecek şekilde. Şimdi veri alanımız nedir? Neyi getirecek? Şöyle düşünelim. Buraya tıklıyorum. Veri alanımı şöyle seçiyorum. Buradan aşağı kadar. Çünkü sonuçta çok fazla oldu. 10 tanesi yeterli. Veri alanı bu. Devam ediyorum indisin içerisinde. Bunun kaçıncı satırı gelecek? Birinci satırından sütununu istemiyorum. Evet. Bakın. Birinci satırı geldi. Ürünü getirmiş olduk. Şuraya resim 3 diyeyim. Evet. Peki 2 diyelim bakalım bu hangi resim görelim. Birinci resim. 2 diyelim bakalım bu gelecek mi? Aşama aşama yapalım. En doğrusu bu arkadaşlar. Ezbere de bir şey olmasın. Bakın geldim. Diyorum ki sen ikinciyi bana getir. Evet. Onu da başardık. İkinci ürün şöyle bir ters açılan laptop sanıyorum. Evet. Doğru. Tamam. Evet. Şimdi buradaki seçilen ürün adı burada kaçıncıya denk geliyorsa onun karşılığındaki ürün resmini getirir diyebilmek için şeyi genişletiyorum. Şu iki denen yere kaçıncı İngilizcesi match kaçıncı? Ne kaçıncı? Şuradaki bu kaçıncı? Nerede kaçıncı olduğunu söylüyoruz. Şu ikiye ihtiyacımız yoktu unutmayın. Ürünler resim üzerinde. O kod ürünler resim üzerindeki şu alanda kaçıncı? Evet. Bu kadar. Kaçıncıyı bulurken bir de yanlış hatırlamıyorsam o orada kaçıncı? Yine tam ve yakın eşleşme burada da var. Sıfır diyerek tam eşleşmesini onu da söylüyoruz. Unutmayın bu da meçti. Evet. Evet diyelim. Formülde ayraç eksik. Tamam, çok güzel. Evet, şimdi görelim. Bakın 5 geldi galiba. İstediğim ürünü seçiyorum. Test edelim. Birinci bilgisayarı biliyorduk.
İkinci bilgisayar biliyorduk. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ürün resimlerim, öğrenci resimlerim, üye resimlerim, işte parça resimlerim tabii daha da büyük olabilir seçildi. Geriye çok kolay. Peki bu seçilenin diğer özelliklerini de yana getirebilir miyiz? Şöyle bir veri tabanlı dosyasını kullanarak. Çok kolay, onu da yapalım. Yine index fonksiyonu bu sefer buradan geliştirebilirim sanıyorum. Evet, indisi buldum. Son kullanılanlardan, eğer orada yoksa tümünden i'ye basarak. Çok kolay. İndis ne istiyordu bizden? Veri alanım. İşte veri alanım burası. Buna ihtiyacım yok. Şuralardan ben buraya kadar yazdım. Gerileri kopya. Onun için 10 tanesini kullanıyorum. Tabii sabittir bu alan. Çünkü aşağı doğru çekme durumumuz olabilir. Kaçıncı satıra isteyeceğimizi nasıl bileceğiz? Şunun kaçıncı olduğuyla ilgili olacak. Yine bir 1 diyelim. Marka model için yine 1 diyelim. Merak etmeyin. Tamam. Şöyle çekelim. Şimdi marka geliyor. Modeli istemek için unutmayın. Şuradan marka model ikinci sütun. Satırı kaçıncı ile bulacağız? O zaman modeli istemek için şuraya ne demem lazım? 2. Otomatikte yapabiliriz bunu. Oraya bir biliyorsunuz satır ekleyip 0 ürün RAM'i kaçtı? 4 5 yanlış mı oldu? Evet. Galiba 4 olacaktı. 5 sütun sayıları bunlar unutmayın. Oradan istediğim gibi belirtiyorum. 5. Evet. 6 olacaktı. Ve 7 sanıyorum. Onu da hallettik. Tabii bunlar sütunları geldi ama hep birinci ürün. Seçtiğimiz ürünle ilgili değişen bir şey yok burada. Hepsinde aynı. O zaman yine şuraya gidip tekrardan açalım. Şurayı tekrar o aynı kaçıncıyı buraya da yazacağız Meçi. Şuradan yazayım. Kaçıncı yok burada. Ek işlevlerden kaçıncı Meç İngilizcesi. Ne kaçıncı? Bu kaçıncı nerede? Tabii o sabit olsun. Belki aşağı çekme durumumuz olabilir. Aranan dizi neresi? Burası. Yok. Özür dilerim. Burası. Evet. Orada 1 ile 10 arası değerini alacak. Tam karşılığını bulmak üzere 0'ı verdik yine. Evet. Tamam. Şimdi yalnız aynısını bunu aşağı çekersem eğer bozulan bir şey olur mu? Bunlar sabit. Şu 1 tabi orada 2 olacak. Yani çekelim. Çünkü formülümüz bu. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şuralarını gidip tekrardan 2, 3'leri yazalım. Çünkü şimdi tekrardan onu kopyalamaktansa yani istiyorsanız onun için de bir satır sütun yazarım. Ama o kadarı da bir kere yapılacak. 4 sanıyorum 5 6 yani sona bırakabilirdik bunu. Yani problem yok. Önemli olan teknikleri bilmek, ezbere yapmamak için arkadaşlar detaylandırmaya çalışıyorum. Evet, artık final şeklini görelim. Seçtiğimiz ürün resmi ve özellikleri bu buradan geliyor. Daha önce hazırlamış olduğum. Diğeri de yine hazırlamış olduğum. Uzun bir veri tabanından geliyor. Bu şekilde bir ürün, dediğim gibi üye, müşteri, öğrenci görüntüleme. Hani eski deyimiyle bilmiyorum. Bir kartotex programları yapardık biz bu şekilde. Adres bilgi görüntüleme. Biraz onları çalıştırdı. Ama bu tür şeyler kullanabileceğimiz şirketlerde arkadaşlar uygulamalara örnek olabilir diye sizlere hazırladım.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.